Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Birazdan sizlere bugünkü konumuz olan kısa ve orta vadede halihazırda kendi sistemime göre yerine ulaşmadığını değerlendirdiğim hisse senetlerinden bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce hemen SPK'nın bizlere olan zorunlu uyarısından bahsediyorum. Yansıda arz edildiği gibi şahsımın sizlere söyleyeceği tüm görsel veya yazısal gördüğünüz her şeyin kendi şahsi düşüncem olduğunu ve bunların asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini arz ediyor. Dedikten sonra hemen hisse senetleriyle başlayalım. Şimdi şuradan açalım. Öncelikle son zamanlarda sizlere Twitter'ımda ve Telegram grubumda bahsettiğim özellikle lotu az olan hisse senetlerinin son birkaç aydır çok fazla ani yukarıya hareket ettiklerinden bahsettim. Bu hususta bu kısa ve orta vadede özellikle lotu az olan hisse senetlerini seçtim. Fakat lotu fazla olup da halihazırda yerine gelmemiş olan hisse senetlerimiz var mı? Tabii ki de var. Bu tablomda da sol taraftaki tablomda da bunu zaten görebilirsiniz. Gerekirse bir sonraki yayında da halihazırda lotu fazla ve halihazırda yine yerine gelmediğine inandığım hisse senetlerinden bahsederim diyor ve başlıyorum. İlk önce Adel'den başlayalım. Adel'in şurası turuncu olduğuna göre demek ki bu yeni henüz 12 aylığı gelmediği anlamına denk geliyor. Bakın Adel'in 6,6 milyon lot sayısı var, pay adedi var. Bilançosuna baktığımızda Adel'in şöyle bilançosuna baktığımızda biliyorsunuz benim sisteme bakalım geçmişinde ne varmış %10'luk bir neredeyse bir büyüme var. Bu pozitif bir şey. Net dönem karında buradan %10 %1,6,4 etse %1 civarında yaptığımıza göre yaklaşık 2 civarında çarpanının olmasını değerlendirebiliriz. Adele şöyle şuraları da bakın en tepe çok tepeyi almıyorum burası 18 bandı ama şöyle 17 bantlarını 16 bantlarını aldığımızda Adele'de bunu 2 ile çarptığımızda Adele'nin 32 ve 34 TL civarında bir rakamda olması gerektiğini ben şahsım adına değerlendiriyorum. Şu anda 26,6 TL bugün de zannedersem bir %6-7 civarında bir artışı söz konusuydu Adele'nin. Evet 26,96 olmuş. %7,84'lük bir artış var bugün Adel'de de. Ben buralara doğru geleceğini değerlendiriyorum Adel'in diyor ve ikinci hisse senediyle devam ediyorum. İkinci hisse senedimiz şuradan da ben notuma bakayım. Evet ikinci hisse senedimiz Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Nerede? Bakın burada gene lotu az olan gördünüz mü? İki pay dedi. 2 milyon adetmiş. Halka açıkta da %5,3'te gayet düşük miktarda. Ben 100 TL bandına yaklaşmasını değerlendirmişim Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın. Şimdi şuradan açtığımızda Akmerkez Gayrimenkul'ü son bilançosunu tekrar kontrol edelim. Bilanço gelmiş mi? Mavi olduğuna göre gelmiş. 26 net dönem karı 56 %20 desen ne eder? 52 de eder. Yani %20'den bile nispeten fazla bir şey var. %20 ise biz ne yapıyorduk arkadaşlar? O %10 ise 2 ile çarpıyorduk. %20 ise 3 ile çarpıyorduk. Demek ki şu tepe değerinin 3 ile çarpılması gerektiğini değerlendiriyorum. Şurada zaten tam bir dikine çıkış olmadığı için 30 liraları aldığımızda 90 ile 100 TL bandında ben Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın geleceğini değerlendiriyorum. Devam edelim hemen. Diğer bir hisse senedimizde bakalım buradan da sol taraftan bakın tabloya da gidebiliriz. Mesela burada Akso Enerji söylememişim. Akso Enerji'de çok güzel bir düşüklük var. 13 milyon adet bir pay adedi var gözüküyor en son benim aldığım sisteme göre. Yaklaşık 25-26 TL bantlarına gelmiş gibi. Bu gerçi rüçhan olayları oldu. Bunun son durumunu tekrar sizle beraber güncelleriz. Diğer hisse senedimiz neymiş? Bakalım hemen şurada. Alka. Evet. Alka demişim. Alka'da hemen Alka'yı açalım. Alkim kağıda bakalım. Alka'nın da pay adedi 10,1 milyon ve %19 halka açıklığı var. Ne diyordum ben size? Halka açıklığı çok az ise şirket tarafından ani yukarıya tepki verebilir diyordum. Alka'yı biz çok düşük miktarda ben bunu size önerdiğimde hatırlamıyorum yanlış hatırlıyorsam şu 14-12 civarlarındaydı ve ben gene buralara geleceğini söylemiştim. Bilenler zaten
hatırlamışlardır. Şimdi Alkan'ın bilançosuna bakalım. Alkan'ın bilançosu 20.292 diyor toplam kaynakları. Nötr dönem kârı 83 diyor bakın. 30 deseniz %20'den çok daha fazla bir artış söz konusu. %25 desek 10 ne oluyor burası? 10, 14, 30, 60, 74 yani %27 civarlarında bir artış söz konusu. %30'lara yaklaşmış. %30'lara yaklaşırsa biz 3,5 civarında bir rakamla çarpmam gerekiyor benim bu Alkay'ı. 3,5 civarındaki bir rakamlara yani 4 neredeyse o civarlara çarptığımda şurada 7. 7 kere 4 ile çarpsak 28 TL civarlarına bence bu Alkan'ın gelmesi gerekiyor. Şu anda ben en son Alkay'ı 19.06'da söylemişim. Şu an burada 19.21 diyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bakın 19 TL'de şu anda Alkim kağıt. Ben size Alkim kağıdın bakın buralarda da olsa gene aynısını söylerdim. Hep bilançoya göre de son bilançoya göre de iş tutarsak bunun 28-30 TL bantlarına gelmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Diyor bir sonraki hemen hisse senedimize geçiyoruz. Bir sonraki hisse senedim ben DataGate olmuş. Şuradan da DataGate'e bakalım. DataGate. Buradan da açalım DataGate'i. Evet, DataGate bilgisayar. DataGate bilgisayarın ama çok böyle bir şey söylememişim gerçi. DataGate bilgisayarda 20 TL. Bunu kısa geçelim. 20 TL civarlarında bir olması gereken rakam belirlemişim. 11,2 milyon pay dedi var. %37 halka açıklığı var. Şu an 15,5 TL'de. Bu 20 TL'ler yaklaşık %20 civarları biliyorsunuz. Gene kar elde ettirir ama ben size az önceki bahsettiğim kağıtlar çok yüksek miktarda kar elde ediyordu. Ama DataGate'de burada değerlendirmişiz. 20 TL bantlarında olacağını değerlendirmişim. Şu an 15,5 TL'de. DataGate'e hemen geçelim burada. Evet. Diğer bir hisse senedimiz var. Armada bilgisayar. Şurada onu sonradan eklemişim. Niye sonradan eklemişim? Çünkü 12 aylığı gelmemiş. Şurada bakalım Armada'ya bakın henüz gelmemiş. O yüzden koymamışım. Armada bilgisayarın belki gelmiştir diye şöyle bir baktığımda yok. Gene Armada bilgisayarında kısaca şu bilançosuna göre baktığımızda net dönem kârı 173 %1 civarında. Yani çarpı 2 yavaş yavaş oralara gelmesi lazım. Armada kaç? 26, 52 civarına geliyor ama biz burada 52-53 TL civarlarında gözüküyor şu anda Armada ama demek ki 90 dediğime göre şurada neredeydi benim Armada? 90 demişim. Muhtemelen şu banttan dolayı olmuş olabilir. Şunu kırarsa 90'a gider demişimdir. Bunu son güncel bilançosuna göre tekrar değerlendiririz. Olur mu arkadaşlar? Gelelim diğer hisse senedine. Diğer hisse senedine geldim. Bunda da çok fazla kâr et. Bakalım kaç demişim. Bu yerine gelmiş. Borsa 22-23 demişim. Borsa 22 bantlarına gelmiş zaten. Borsayı eleriz. Diğeri Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da 13-14 civarı demişim. Fakat bugün zaten zannedersem tavan oldu bu. Tavan olan hisselerden biri. Ben de yazmışım buraya 13-14 TL civarı diye. Yani 10 lira oldu. Bunu DGG'ye şuradan soldan da bakalım. Kaç lirayken ben yazmışım burada da. 9,6'ymış. Evet. 9,6'ymış. Şu anda 10,04'e çıktı. 13-14 TL bantlarına geleceğini değerlendiriyorum. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın. Dedikten sonra gene yüksek bir oran artışı beklediğim halihazırda yalnız yeni bilançosunu hala gelmemiş olan Döktaş Kuyumculuk'ta devam ediyoruz. Döktaş Kuyumculuk şu anda 31 TL bantlarında gözüküyor. Şu anda burada. Ben Döktaş Dökümcülüğün kaç yazmışız biz? 50 TL. Evet, 50 TL bantlarına gelmesinden değerlendirmişim. Şuradan bakarsak bunun biraz grafiği çok farklı ilerliyor. Şuradaki düzeltmesini alsak en kötü. Bakın 26. 26. Eğer bilançoda şöyle 3-5 civarında güzel bir artılı yaparsa ki bakalım bir eski bilançosunun durumuna. Eski bilançosu evet eski hala. Baktığımızda eksili vermiş. Şu biraz böyle artılı geçerse geçmiş dönemde yılları karları da gayet güzel.
toplam kaynaklarda şöyle bir %2-3'lük bir kar elde etme durumu söz konusu olursa dökümcülüğün, ben bunun %51, 52 hatta 55 bantlarına kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun önündeki engellerden biri sanırsam halka açıklık oranının %5'in altında olmasından ötürü böyle bir durum söz konusu olabilir. Fakat bu halka açıklık oranını %5'in üstüne atarsa Döktaş dökümcülüğün 55 bantlarına gelebileceğini değerlendiriyorum. Şu anda 31 TL'de gözüküyor. Bakın 31 TL, 55 TL gayet yüksek bir kar oranı demek. Birkaç gün önce size bahsettiğim başka bir hisse senedi vardı. Twitter'dan da yazdım. Bu yakın izleme pazarında olan bir hisse senedi. Tehlikeli bir hisse senedi. Bundan bahsettim size. Bugün zannedersem Applus %8,4 artış göstermiş ve 45 TL bandına çıkmış. Son gelen bilançosunu kontrol ettiğimizde Applus'tan bakın şurada 72'lik bir dönem kârı olmuş. Çok güzel bir bilanço gelmiş. Aynı emmiş ambalaj gibi. Bu yaklaşık ne eder? %10 desen 30-60, %25-26 civarlarında ediyor. %25-26 civarlarında şu verdiğimizde bu Ege Plus'ı biz kaç yaklaşık hesaplamışım burada. Plus'a bir bakalım hemen şuradan. 65 TL civarları olacak şekilde hesaplamışım. 41,5'muş. Şu an 43,5 TL'ye gelmiş. 43,5 TL'den 65 TL civarlarına Plus YİP pazarında olan 7,1 milyon pay adedi olan bir hissenin çok çabuk bir şekilde çıkabileceğini ben değerlendiriyorum Ege Plus'tan. Bakalım bir haftaya bakarız 65 TL olmuş mu olmamış mı inşallah olanlar elinde hisse olanlar için olur diyelim. Ben de halihazırda yok. Dior ve diğer bir hisse senediyle kendisine güvendiğim ciddi ciddi almayı düşündüğüm bir hisse senediyle karşılaşıyoruz. O da İzmit Piston. İzmit Piston'un son güncel bilançosuna şöyle FMIZP gelelim. Son güncel bilançosunda güzel bir kar elde etmiş. Bakın 71 diyor toplam kaynakları, 30 diyor. %10, %40 eder bakın. %10'u 7 eder, %40'ı 28 eder. %40'dan fazla bir değer söz konusu. %20'yi biz 3 ile çarpıyoruz. %30'u 4 ile çarpsak %40'ı bakın %40'ı 5 ile falan çarpmamız lazım. Şu tavan rakamı da 60 TL civarlarında. 5 ile çarptığımızda bu da bize 300 TL civarlarında bir rakam elde ederiz. Şu an 174,6 TL'de bugün artış olmasına rağmen 175 TL'de olan bir rakamı 2,9 milyon az bir pay adedi ve %19'luk güzel bir az halka açıklık oranı ile bu kağıdın bir de ana pazarda Yıldız'da da değil zaten bu kağıdın ben 300 TL civarlarına geleceğini değerlendiriyorum. Güzel birisi. Yani almayı halihazırda şu anda düşündüğüm bir hisse senedidir benim İzmit Piston açık konuşmak gerekirse. Diğer bir hisse senedi bakalım gelmiş de olabilir. Kareli yazmışım buraya ama Karel kaç TL'de? Karel gelmiş. Kareli ben 29 TL civarları demişim. Bugün %8 artarak 28-72 TL'ye gelmiş. Yeni bilançosu yok demişim yalnız. Yeni bilançosu olursa tekrar bir değerlendirmeye alırız Kareli. Ondan sonra diğer bir hisse senedimiz Kafein'in 34 TL civarları diye beklemişim ben Kafein'i. Hesaplamalarım da şurada soldan bakalım. Buradan da anlatalım. Daha güzel olur diye de düşünüyorum. 15 milyonluk bir pay adedi var. %75'lik bir halka açıklığı var. Bu çok keyifli değil. 34 TL civarında olmasını beklemişim. 29,92 diyor. 29,92 evet 20, pardon 29,0 demişim. 29,2 şu anda Kafein'in değeri. Yani yaklaşık 5-6 TL'lik bir yukarı olabileceğini düşünmüşüm Kafein'in. Bunu da tabii ki nasıl düşünüyoruz? Yine aynı standart bilançolardan hesap ediyoruz. Bakın 327 %10 desen yaklaşık %10'luk bir net kâra doğru artışı var. Şurayı Kafein'de kaç demiştik? 34. Şurası 18-17 civarlarında. 17 çarpı 2 dersen 34 TL eder.
Gördüğünüz gibi 34'ü buradan bulmuşuz. Şu an 29,2 TL'de duruyor. Diğer bir hisse senedi, ucuz bir hisse senedi. %5 artmış, enteresan. Kalkınma Bankası'nın da ben 55 TL civarlarına geleceğini değerlendiriyorum. Normalde pay adedi 14,7 milyon, gene az olan rakamlardan ama halka açıklığı aşırı düşük, 0,92. Bu QNB'ler gibi olduğu için tahtacı ya da şirket neyse sahibi bunu uygun zamanda 55 TL'lere atabilir diye değerlendiriyorum Kalkınma'da. Bunu yapmaya gerek yok zaten. Zaten bakalım, hadi yaptık diyelim. Şurası ne eder? Bakın 27 çarpsanız 2 ile 55 TL diyor. Demek ki %1, %2 civarında bir bilançosu olur. Belki de eksidir. Ufak eksiler bile olsa %2 ile çarptığımız için 55 TL civarlarına gelebileceğini değerlendirmişiz. Kalkınmadan sonra ne var? Evet, aynı İzmit Piston gibi benim beğendiğim, halihazırda almayı düşündüğüm bir hisse senedi var. %4,73'te şu anda. O da Logo Yazılım. Logo Yazılımı ben uzun vadede de kesinlikle önerdiğim bir hisse senedi. Şu anda 137,4'te Logo Yazılım. Ben 165 TL civarlarına geleceğini değerlendirmişim. 7, 14, 165, %2,5'ta çarpmışım. Acaba %15 gibi bir şey mi var bilançosunda? Bir bakalım. Şu 109 eder. 109 eder %10'u. Net dönem 114. İşte 2,1 tarzında bir şeyle çarpmak lazım. Şu tepeyi bir altına aldığımızda 80, 81, 80, 75 desen, biz kaç demiştik logoya? 165 demişiz. İşte 80 çarpı 2 160 ediyor. Hissenin de kalitesinden dolayı bir 5 TL daha eklemişim. Yani 160-165 TL bantlarına gelir demişim. 130 TL iken şu an 137 TL olmuş. Ve ben gene 165 TL bantlarına geleceğini söylüyorum. Naten bir sonraki benim söylediğim listeye aldığım hisse senedi olmuş. Naten'e bakalım. Naten 42,52 olmuş. Bugün %5 artmış. Ben Naten'e %48 civarı söylemişim burada. 39,54'müş. 39,54 iken 48 TL olur demişim Naten'e. 39, 42, 48, 42,8 olmuş. Ve ben gene Naten'e, yani 3 TL civarında artmış olmasına rağmen 48 TL'ye Naten'in geleceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Çok fazla artık bilançolara girmiyorum. Anladınız diye düşünüyorum sistemi. Naten'den sonra diğer bir hisse senedi halihazırda az lot sayısı olup yerinde olmadığını değerlendirdiğim Otokar olmuş. Otokar olamamış Otokar. Bugün kaç arttı Otokar? 380 yazmışım ben buraya ama Otokar %6 ile 380 TL bandına gelmiş. Şuradan bakalım, ben Otokar 357 iken 380 demişim. Yani çok Otokar küme düşer. Çıkabilir mi? Grafiksel olarak bir bakmak lazım aslında. Hadi bir bakalım hazır buradayken. Çünkü az payı olanlar 6,6 minimumunda gayet az grafiksel hareketler yapabiliyorlar. Şöyle 6. aya bak, şurası kaç? 430. Tabii diğer telefondan daha güzel oluyor ama şunu kırmayı deneyebilir. Burası kaçmış? 417. Yani 420 TL civarlarına gelip şu 430 mu? Burayı da kırabilir. 440'lara çıkıp oradan 410'lara falan düşebilir. Hani grafiksel olarak değerlendirirsek. Ama bilanço olarak olması gereken değer 380-390 TL civarları oluyor. Otokar'ı geçtik. Oyak Yatırım Ortaklığı demişim. Ama önce bir Oyak Yatırım Ortaklığı'nın rakamına bir bakalım. Oyak Yatırım Ortaklığı da küme düşer. 10 TL demişim. Bugün %4 artmış zaten. 9,11 olmuş. 8,77 iken yazmışım. Yani çok fazla da bir şey fark etmiyormuş. O yüzden Oyak Yatırım Ortaklığı'nı da küme düşürebiliriz. Bir sonraki söylediğim ise Plastik Kart olmuş. 20 TL demişim. 15,77'ymiş. Şimdi kaç para oldu Pekart? 16,1 arkadaşlar bu Plastik Kart. Bunun ben 20 TL'ye geleceğini değerlendirmişim. Nasıl olmuş o da? Şurası 10, baktın gördüğünüz gibi 10 TL'de kalmış. 10 TL'yi demek ki
Bilançosuna bir bakalım. Eksili değilse bilançosu şöyle bakalım. %10 desen 9,4 eder. 7,3 yani artık gelmesi lazım buralara. Yani çok yakın zamanda plastik kartın 10, 12, özür dilerim 20, 22 TL banklarına falan gelmesinin gerektiğini değerlendiriyorum ben plastik kartın. Şu anda da 15,7 der. Ama şurada sanırsam şöyle bir güncelleyelim. P kart neredeydiniz? 16,14 TL'de. Yani bence bir 5-6 lira daha yukarıya yolu var diye düşünüyorum plastik kartın. Geldik diğer bir hisse senedine diyeceğim. Bir bakayım burada. Evet bu 505'teymiş Prisma Pres Matbaacılık. Prisma Pres Matbaacılığın ben değerini 8 TL olarak bulmuşum. Şurada Prisma 8 TL şu anki bilançosuna göre yalnız. Şu anki bilançosuna göre hadi bakalım nasılmış. Bilançosu 68 10 desen alt %2 civarında bir artısı var. Eğer bu %2 civarında artısı yeni gelen bilançoda eksiye gitmişse Prisma bu yüzden gitmiyor olabilir. Ama bu %2 artıyı %6'lara, %7 artılara çevirirse bu yeni benim sistemimde bakın görürsünüz Prisma'yı da. Eğer öyle bir güzel bir bilanço gelirse Prisma Pres Matbaacılığın 8 TL civarına geleceğini söyleyebilirim. Hatta şu grafik tam bizim grafiğimize de bakın uyar. Tam ikinci grafik birinci yol şeklinde gelir bunu kırar. 8 diyordum ama 8,50 diyor. O zaman 9'lara gider bu. Çünkü bunu kırmak ister. Oralara kadar gelen kağıt bunu da kırar. 9 olur. Tamam. Prizma'yı söyledik. Diğer aynı Kalkınma Bankası gibi çok yukarıya gideceğini düşündüğüm Bağ çok Finans Leasing 118 TL'ye düşmüş. Çok güzel. QNB Leasing 129'muş. Ben 320 TL arkadaşlar bu QNB finansal kiralamanın olması gereken rakam. Şu grafiksel itibariyle baktığımızda 320 TL'ler ediyor. Kağıt bugün de %-ye düşmüş. 129 liraya düşmüş. O zaman da 120. Özür dilerim. Burada ne şey çıkıyor? 118 liraya düşmüş. 118 lira ben 320 liraya çıkacağını düşünmüşüm. Tabi bu dediğim gibi halka aşırı düşük olan halka açıklığın etkisi ve aşırı az olan pay adedinin sebebiyle şu anda bu kağıdın ne zaman buralara çıkacağını ben de bilmiyorum. Belki bir yıl sonra çıkartacaklar ama ben size söylüyorum, iddia ediyorum bu kağıt uygun zamanda 320 TL'ye gelecektir. Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Diğer bir kağıda geçelim. Diğer bir kağıdımız da önce bir bakayım ben. Evet, Sanel. Bakın. Bugün de artı 2,41 yapmış. Sanırsam böyle yukarıya doğru da bir gidiş eğilimi olmasına rağmen ben Sanel'in rakamını kaç belirlemişim? 5,6 TL'ler belirlemişim. Ben bu 5,6 TL'yi belirlediğimde Sanel 3,53 TL'ymiş. 3,53 TL iken 5,6 demişim. Şu an 4,67 TL'ye gelmiş ve ben gene 5,6 TL'ye Sanel Mühendisliğin geleceğini söylüyorum. Niye söylüyorum? Dediğim gibi hep aynısı. Buradan baktığımızda, hesapladığımızda 2,80 çarparsan 5,6 eder. 5,8 civarında bir şey bile yapabilir. 18,1 milyon lot adedi var. %99 halka açıklığı var. Demek ki tahtacı gayet güzel bir şekilde kağıdı çok güzel bir şekilde yürütüyor. Tebrik ediyorum kimse. Hissedarı, ana hissedarı. Sanel'i de söyledikten sonra size birkaç gündür bahsettiğim nedenini ve amacını anlamadığınız ama benim habire beğendiğimi söylediğim hisse senedine geliyoruz. O da Sanko pazarlama. Şu anda Sanko 8,85'te. Ben Sanko'yu 8,46 iken de yazmışım. 16 TL yazmışım. 11,9 milyonluk bir pay adedi var ve %11 halka açıklığı var. Gayet güzel. Ana hissedarı Sanko zaten. Bakalım bunun yeni bilançosu da gelmiş. Yeni bilançosuna da baktığımızda Sanko'nun
541 diyor. %10 desen 54 eder. %8 civarında artılı bir bilançosu var. Yani artık bu kağıdı tutmamaları lazım. Artı 8 de yaptığına göre yani %10 olduğunda yerine gelmiş olması lazım zaten. Bakın şurada çok ani bir dikine çıkış var ama şuraya hesaplasanız hadi 6.94 7 deseniz 7 ile 2'yi çarpsanız 14 eder. Hadi şuralara da biraz artı düzeltmesini koyduğunuzda 15 TL, 15-16 TL civarına bu kağıdın gelmesi lazım. Grafiksel olarak. Ben o yüzden Sanko dedim. O yüzden 15-16 TL civarları dedim. Yoksa hisseyle alakalı hiçbir şeyim yok. Ben elimde var mı? Evet, ben bugün de Sanko aldım. Dediğim gibi size de söylediğim gibi dediğimi yapıyorum. Sanko almaya devam edeceğim. Belli bir miktar. Kağıdın durumu böyle az lotlar olup da halihazırda böyle rakamlara gelmiş, yerine gelmemiş çok ama çok az kağıt var. Birazdan buradan da size süzerim, anlarsınız ne demek istediğimi. Sanko da bunlardan biri olduğu için ben Sanko'nun 15-16 TL bantlarına geleceğini düşünüyorum. 10-26'dan geri dönmüş. Bakalım. 16 demek bunun %100'ü demek arkadaşlar. 8,5 diyor. Yani %100 oranında bir kar söz konusu Sanko'da eğer benim dediğim olursa. Şurada söyleseydim gene 16 derdim. Burada da, burada da, burada da her zaman 16 diyeceğim. Sanko'yu geçtik. Az kaldı zaten. Diğer bir hisse senedimiz. Bakalım. Yerinde mi değil mi Tuborg? Tuborg'a ben 35 TL demişim. Tuborg 21,76 TL'de duruyor. Tuborg 20,64'teyken de 35 demişim. Yeşil olduğuna henüz gelmemiş. 13,9 milyon pay dedi ve %4,3 halka açıklığıyla Tuborg işte bu %5'in altında olmasından ötürü zannedersem öyle bir ufak bir sıkıntı yaşıyor olabilir ama ben gene de Tuborg'un yakın zamanda şundan sebebiyet değil kesinlikle bakın dedim ya hep size ne diyorum arkadaşlar biz artık kaşığı bükmüyoruz ya da ben artık kaşığı bükmüyorum işte turizm sektörü yaz geliyor sektör açılacak işte Tuborg içki Efes açılır artar Tuborg artar böyle bir şeyler artık ben kesinlikle benim düşüncem de değil ben tamamen ismi hareketine olması gereken rakama bakıyorum Tuborg'un da olması gereken rakama baktığımda 35 TL çıkmış Poyip'teymiş gerçi bu ise ama şurada demek ki 16'lar var 17 desen 2 ile çarpsan 34 ediyor. Güzel bir bilançosu gelirse hadi bir bakalım bilançosuna eksili değilse Tuborg'un şu 340 eder net bakayım bu ne zamanın eskini bir eskini şöyle 340 eder %10'u burası 427 %10'dan fazla bir şey var kesinlikle ben Tuborg'un yakın zamanda inşallah 35 TL bantlarına geleceğini değerlendiriyorum bakın Tuborg da güzelmiş. Döktay'ı hoşuma giden Tuborg hoşuma gitti benim burada baktığımda sizlerle beraber. Döktaş dökümcülük hoşuma gitti. Az önceki Sanko hoşuma gitti. İzmit Piston hoşuma gitti. Logonun yeri yaklaşmış sayılır. Yani bu kağıtlar şu an güzel. Hoşuma giden kağıtlar olarak söyleyebiliriz. Ben bunları alırım. Üçlü dörtlü açıkçası bekleyecek şekilde bir hareket yapabilirim diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim bu tabi asla yatırım tavsiyesi değil. Bakalım Tuğ Çelik demişim ama Tuğ Çelik 8 lira demişim. Ne kadar ki Tuğ Çelik? 7,63'müş bu da. Tuğ Çelik de nispeten küme düşer. 8,9 desen 7,63 olmaz. Tuğ Çelik de burada küme düşer. Burada kaçmış? 7,74'müş. 8 geç. Zaten hani yeni bilançosu gelmemiş Tuğ Çelik'in. De Ulaş demişim. Ulaş'a 4,5-5 demişim. Ulaş 4,21'de. Ulaş'ın yenisi 4,5 demişim. 4,05 iken 16,6 milyon olduğu için yani Ulaş'ta evet nispeten yolu olan hisse senetlerinden biri %20 yakın zamanda kar getirir. Şimdi şuradan süzdüm bakın. Şurayı şöyle yapalım. Doktor Strange'e bay bay diyelim. Şimdi hisse senetlerinin lot sayısına göre süzdüğümde bakın bakalım şöyle bir genel anlamda bize çünkü bu aralar bakın şu lot sayısı 1,01 dediğim 1 milyonun altında olan hisseler
Yaklaşık şöyle 6-7 milyona kadar olan hisse senetleri, 10 milyona kadar olan hisse senetlerinde çok güzel artışlar söz konusu. Şimdi onları şöyle bir değerlendirdiğimizde, mesela Boş Biren 900 beklentisi varmış, 1320 TL'de. Boş Biren'i yazmamışım o yüzden. Konya güzel gitti. Konya'nın güzel gitmesi işte diyelim ya, grafiksel olarak Konya'ya baktığınızda düşüştedir muhtemelen. Alta dokunduğu için yukarıya çıkmıştır. Bu kısa vadeli çıkışlar olabilir. Ben ne dedim size? Güvenli liman olarak halihazırda yerini bulmadığını hisse senetlerine doğru yöneleceğimizi değerlendirdim, söyledim. Mesela Konya'yı açalım. Bakalım. Bugün sanırsam Konya'da tavan olmuş olması lazım. Konya Çimento. Evet, %10'da tavanda duruyor. Bakın Konya'ya baktığımızda, bakın görüyor musunuz? Şöyle bir yılda baktığımızda aşağıda, bak şuralara bir yere gelmiş artık, yaklaşmış. Şimdi tekrar buralara doğru yukarıya bekliyor ama 1730'lar bence Konya için fazla. Yani benim kendi hesabıma göre fazla. O yüzden bana göre Sanko Konya'dan çok daha güvenli, ya da İzmit Piston Konya'dan çok daha güvenli. Ama dedim ya, güvenli olan hisse senetlerinden alırsınız. Bir de dersiniz ki ben riske edebileceğim, şöyle altta destekte duran, ani çıkış yapabileceğim, günlük %10 olabilme ihtimali olan hisse senetlerinde dedim size, lotu az olanlar dedim. Konya'da mesela bunlardan biriydi. Konya'yı mesela al sat şeklinde ya da böyle haftalık al sat şeklinde değerlendirilebilir. Terste kalmamak kaydıyla. Mesela Kuştur Turizm geçen haftanın %50 artan, düşünün öyle bir durumda %50 artan bir hisse senediydi Kuş Turizm. O da bakın gördüğünüz gibi 1 milyonun altında. Zannedersem Merit de öyle bir durum söz konusu, Twitter'dan yazdığımda. Merit'in de böyle bir durumu söz konusu. Marshall'a baktığımızda Marshall bekliyor. Marshall'ın olması gereken rakamları bile ben 110-120'ler olarak değerlendirmişim. 330'lar da şu an, 320'lerde zannedersem. İşte Marshall'ı da grafiksel olarak ben almışım ama elimden çıkaracağım yakın zamanda inşallah. Bakın Petroken, o da çok hareketli bir hisse. Politika, bakın bunlar çok hareketli hisseler fark ettiyseniz. İşte Özerp, efendim Çin Beton. Buralarda yerinde olmayan, bakın Doko varmış. Doko'yu ben 1000 TL olmasını beklerim demişim. 575 TL iken 1000 TL olmasını beklediğim loko 575 TL iken 606 TL'ye gelmiş Doko. Havacılık hissesi olduğu için bu zamanda havacılıkla alakalı biraz artışlar söz konusu olduğu için Doko'da bir artış var ama Doko orta vadede 1000 TL'ye gelecektir. Böyle bir lot sayısı güzel. Mesela başka Avarko Kerir mesela. O da çok hareketli. Bakın Sumas, Lüks Kadife, Tur Gege. Bunlar fark ettiyseniz çok hareketli hisseler. Siz de fark ediyorsunuz. İşte Malt. Bakın Malt'ın yeri 200'müş. Malt 216'da, o çok yükseltti diyebiliriz ama Malt öyleymiş. Şuradan bakıyorum. Mesela Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çıkıyor karşıma. 100 TL olması gereken ve size söyledim. Hani bunlar evet, şu işte bu kağıtlar alınabilir. Soda Sanayi mesela normalde 12-13 TL'ymiş değeri. 35'lere çıktı. Bugün de galiba arttı. Dediğim gibi bunlar grafiksel hareketler yapabiliyorlar, tahtacı. Kırıyor, aşağı veriyor, böyle çok sert hareketler yapıyorlar. Bunlara haftalık alabilirsiniz ama ne diyorum ben size, yerine gelmemiş olan benim için her zaman daha güvenli olduğu için Akmerkez'i yazmışım. Ve size de söylemişim. Mesela burada İzmit Piston, bakın hemen burada çıktı. 177'ye 300 yerine gelmediği için yazmışım. Başka, bakın başka çıkmıyor. Bakın İntem 20-26 TL civarları demişim hak ettiği yer ama grafiksel olarak ve düşük lotta olduğu için oynuyorlar. Şu an artıyor, düşüyor. O hareketleri yapıyor. Orma, bakın bu da aynı. Ufuk, Sönmez, Sunopem, bunlar Ditaş. Bunlar hep çok oynak, çok ani dikine hareketler olan hisse senetleri. Bu yüzden haftalık olarak size tavsiyem, hani böyle bir ben girmek istiyorum diyorsanız bu tarz hisselere tabii ki de tavsiye ederim. Girecekseniz ani yukarı bekleyen, bu tarz dikine hareketleri yapabileceğini düşündüğüm hisse senetleri, böyle lotlarının az olduğu hisse senetleridir. Ama ben alacağım, bekleyeceğim derseniz aynı İzmit Pistonu değerini görmeyin. Burada bak hemen 177'ye 300. Burada var mı başka? Şöyle bakıyorum. Şu var, QNB. Zaten o söyledik. Bakın Masar Zorlu Holding
42'ymiş, 43 TL şu anda. 42 bekleyinmiş hesabı. Şu an çıkması hak ettiği yere gelmesinden ötürüymüş. Yukarı gidebilir mi? Tabii ki de gidebilir. Başka çelik alat 9 kafa kafayalar. Inveon'un değerini bulamadık. 180 TL civarı olabilir dedim. Inveon'un çok yüksek bir karı var. O yüzden ona bir şey diyemem. Ulusu Elektriği de yanlış zamanda satmışım. 55 TL'ymiş aslında onun hak ettiği değer. Kaç parada şu anda? 55-60 desen 60 TL'ye gelmiş. Bu yakında düzeltmeyi görür diye düşünüyorum. Başka işte Acıpayam Selüloz tam kafa kafaya. Yani çok hak ettiği değerin üstünde olanlar var lotolarının düşük olduğu halde. Mesela Acıpayam şey duruyor, sanki bunun gitmesi lazımmış gibi duruyor. Mesela İdealist 13,5 TL'ymiş. Şimdi kim bilir kaç para oldu İdealist. Otokar var. Carrefour'sa 90 olmalı demişim. 58-60'lara düştü. Eplus var. Comfort 20 lira demişiz. Comfort. Bir de Comfort'a bakalım. Şöyle hemen hızlıca. 18.50'de 20 liraya doğru gelecektir o da. Yani düşük lotlularda bakın şey kalmamış. Yani uçmuşlardı. Bazıları aşırı da uçmuş. O yüzden size hak ettiği değerin altında kalanları söylüyorum. Şöyle buradan lot oranı düşürün. Bu düşük. 0 ile 20 milyon. Özellikle şunda çok oynuyorlar. Lot oranı düşük ve halka açıklığı düşük olanlar. Bunlarda çok hareketlilik oluyor. Yani yüksekten ziyade düşük. Mesela lüks kalife bakın. Hem düşük hem halka açıklığı düşük. Alarko Carrier her ikisi birlikte. Soda Sanayi. Cant'ta çok oynadılar galiba duruyor. Cement, Akmerkez Gayrimenkul, Çelebi, Intem, İzmit Piston, Sinopam, Orma, Sönme, Ufuk, Borusan Yatırım, Kaplamin. Yani %20'nin altında bakın bunlarda. Dobur. Şurada Dokta var. Hala gitmemiş mesela. Bakın Dokta nasıl sırıtıyor burada. Ya o yüzden Dokta, o yüzden Sanko. Ateks. Bu da düşük. Bununla da oynarlar. Ulus Elektrik, Inveo, Nibaş. Servet Gayrimenkulle oynayabilirler. Her ikisi de düşük. Bakap Ambalaj'da oynarlar düşük. Şimdi bunların bazıları çok yukarıya çıkmış bile olabilir. Garfa, Bossa, Banvit, Baş Çimento, Ray Sigorta, DESA var. Viking nispeten. Ege Pro tam onların istediği tarzda. Başka Sanko dedik. Asuzu, o da gayet güzel duruyor. Asuzu'yu da söylemediysem söyleyelim. Asuzu'yu söylemedik değil mi? Evet, Asuzu'nun da ederi 28 TL'ymiş arkadaşlar. Bak burada 20,6 TL demişim Asuzu'ya şu anda. 28'e çıkar demişiz. Asuzu 21-24 olmuş. Bu 28'lere gelir yakında, ben size söyleyeyim. Başka Gedik mesela. Gedik'in zaten elinde olan her hisse senede aşırı hareketli. Tuborg bakın onu da söylediğim için aşağıda. Başka Verus oynadılar zaten. Karton nispeten oynayabilecek pozisyonda. Vakko oynanabilecek pozisyondaki Vakko ile oynuyorlar. Bakın hep çıkanları görüyor musunuz? Vakko, Karton, Verus, DGGO, bugün tavan. Beyaz da bu ara çok oynadılar. Beyaz olay uygun. Artık bir de ulus oyun giderek burada şey azalıyor. İşte Birisa. Başka ne var? Borusan falan diye devam ediyor. Nur Çimento diye boya da biraz oynanabilecek pozisyonu var. Bunlar zaten şu anda belki %10 tavan yapabilme durumunda olan hisse senetleri bile olmuş olabilirler bugün. Evet arkadaşlar, bugün size kısa ve orta vadede özellikle lotu az olan ve hak ettiği değerin kendi sistemine göre altında kalmış olan hisse senetlerinden bahsettim. Yayının sonuna doğru da genel itibariyle size bilgi vermek adına kısa vade al satçılar için, traderlar için veya haftalık al satçılar için hangi hisse senetlerini değerlendirmelerinin uygun olduğundan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bu tarz videoları da tekrar izlemek isteyenler için zannedersem burada bir takip et butonu olması lazım. Bu tarz yayınlar olduğu takdirde hemen size çıkacak şekilde ona da basarsanız ve beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.